Merhabalar. Şimdi SPSS üzerinde lojistik regresyon analizine örnekler vereceğiz. Bağımlı değişkenin horlama davranışı, sıfır horlama davranışı yok, bir horlama davranışı var. Bunun yanı sıra uykuyu sürdürme sorunu, uykuya dalma sorunu, uyku kalitesi veya kilo gibi bazıları kategorik, bazıları da sürekli yordayıcı bağımsız değişkenlerimiz var. Öncelikli olarak analyze kısmına geliyoruz. Buradan regression kısmından binary logistic kısmına geliyoruz. Bizim bağımlı değişkenimiz iki kategorili olduğu için binary yani ikili lojistik regresyonu kullanacağız. Ama ikiden fazla bağımlı değişkenimizin ikiden fazla kategorisi olsaydı o zaman multinomial lojistik regresyonu seçecektik. Binary lojistik diyoruz. Bağımlı değişkenimi sorgulamayı bağımlı değişken kısmına aktarıyoruz. Diğer bağımsız değişkenlerimiz uykuyu sürdürme sorunu, uykuya dalma sorunu, uyku kalitesi ve kilo ve cinsiyeti de seçiyorum buraya. Kovaryat kısmına atıyoruz. Şimdi burada kategorik olan değişkenlerimizi tanımlamamız gerekiyor. Bunun için de categorical kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede kategorik değişkenlerimizi sağ tarafa aktarıyoruz. Bu üç tane değişkenimiz. Diğerleri sürekli. Şimdi burada bu kategorik değişkenlerinin hangisinin referans kategorisi olduğunu belirlememizi istiyor. Burada last ya da first'ü seçebiliriz. Ben first'ü seçip change diyorum. Her bir değişken için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi bizim buraya aktardığımız kategorik değişken 2'den fazla bir düzeye sahipse veya 0-1 şeklinde değil de 1-2 şekilde kod girilmişse burada da 2'den fazla kategori olanları dummy değişkene dönüştürecektir. 1-2 şeklinde olanları da 0-1'e dönüştürüp analize dahil edecektir bu kısım. Yani çoklu regresyonda olduğu gibi dummy değişkenleri biz burada elle değil otomatik olarak belirleyebiliyoruz. Akabinde options kısmında önemli olan kısım Hosmer, Lemesov, Gutmussow fit'i işaretliyoruz. Ve exponential b değerleri için %95 burada güven aralığını işaretliyoruz. Bu güven aralığı değerini tabii ki değiştirebiliriz. Ve OK diyoruz. Çıktıda ilk tabloda bir takım kayıp verilerle ilişkin bilgi veriyor. Toplam veri ne kadar kayıp, yüzdeleri ne kadar kabaca bakabiliyoruz. İkinci kısımda gördüğünüz gibi bağımlı değişkenin nasıl kodlandığı, 0 no yani horlama yok, yes 1 horlama var şeklinde kodlanmış. Bir sonraki kısımda bizim kategorik olarak belirlediğimiz değişkenlerin hem parametrelerini veriyor, kodlama parametrelerini gördüğünüz gibi 0-1. Bunlar 1-2 olsa da burada 0-1'e dönüştürüyor. Hem de frekansını görüyorsunuz. Eğer ki bu frekanslar altında alt gruplar arasında çok ciddi büyük farklılıklar varsa bu bir takım yanlış sonuçlar doğurabilir. Buna da kabaca bir göz atmamızı istiyor SPSS. Burada 0 bloğu için yani başlangıç bloğu için yani hiçbir yordayıcı değişken analize dahil edilmediği zaman ki sınıflama doğruluğunu veriyor. Bu aslında frekans yüksek olan grubun, no, hani horlamayanlar grubunun genel grubu oranı. Şu anda bu bizim için bir anlam ifade etmiyor. Ancak bu sınıflama doğruluğunu biz ileride bağımsız ve yordayıcı değişken analize dahil edildiği zaman elde ettiğimiz sınıflama oranıyla karşılaştıracağız ve bir artış olmasını bekleyeceğiz. Şimdi enter metoduyla değişkenlerin analize dahil ettiği bir durum var. Buna ilişkin bir takım tablolar var. Öncelikli olarak omnibus testi yani model kaslayı testi ve Hosmer ve Lemesov testi her ikisi de aslında modelimizin ne işe yarar olup olmadığına ilişkin bize bir bilgi veriyor. Omnibus testinin istatistiksel olarak anlamlı olması ki kaykara değerinin büyük olması bununla bağlantılı olarak. Hosmer ve Lemesov testinin ise istatistiksel olarak anlamlı olmaması ki bu durumda kaykara değerinin daha küçük olmasını bekleriz. Bizim elde ettiğimiz lojistik regresyon modelinin işe yarar iyi bir model olduğunu göstergesidir. Model summary ise aslında çoklu regresyondaki rekareye benzeyen açıklanan varyanstır. Nagel-Karke rekaresi yaklaşık %46 çıkmış. Cox ve Schnell rekare değeri ise %34 çıkmış. Bu tüm değişkenlerin bir araya gelerek toplam açıkladığı varyansı gösterir. Nagel-Karke rekare değeri genellikle dikkate alınan bir değerdir ama Cox ve Schnell rekare değeri her zaman ondan biraz daha küçük çıkar. Detaylarına burada girmiyorum.
Bakın buradaki sınıflama tablosunda ise yordayıcı değişkenler modele dahil edildiği durumdaki toplam sınıflama doğru sınıflama yüzdesini veriyor. %74. Bu değer hatırlayacağınız gibi değişik modeller değişken dahil edilmeden önce %55'ti yaklaşık olarak. Yani modellerin analize dahil edilmesi aslında sınıflama doğruluğunu arttırdı. Bu da bir anlamda modelin işe yarar iyi bir model olduğunun göstergesi. En önemli tablomuz ise aslında değişkenlerin denkleme dahil edilmesi sonucunda elde ettiğimiz katsayıların bulunduğu tablo. İlk kısım standart edilmemiş beta katsayıları, bir sonraki kısım bunlara ilişkin standart hatalar, standart error değerleri, Volt istatistiği, SP çoklu regresyondaki T istatistiğine benzer. Yani bu standart edilmiş katsayıların anlamlarını gösterir ve significance değeri de bu anlamlıklara yönelik, bu Volt istatistiğinin anlamlık değeridir. Tabii ki de bizim için en önemli olan şey buradaki ilk başta significant değerleridir. Buraya baktığımızda uykuyu sürdürme sorununun ve uyku kalitesinin anlamlı bir yordayıcı olduğu, diğer cinsiyet, kilo ve uykuya dalma sorununun anlamlı yordayıcı olmadığı sonucuna varabiliriz. Buradaki exponential B değerleri ise aslında bir önceki videoda anlattığım odd değerlerinin birbirine oranlanmasıyla elde ediliyor. Daha basit bir şekilde ise buradaki standart edilmemiş beta katsayılarının eksponansiyelidir. Bu çerçevede uykuyu sürdürme sorunu yaşayanların uykuyu sürdürme sorunu yaşamayanlara kıyasla horlama olasılıklarının 2,4 kat fazla olduğunu belirtebiliriz. Bununla ilişkin güven aralığında bir değerin içermemesi zaten bu değişkenin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu diğer bir göstergesidir. Diğer anlamlı olan değişken gördüğünüz gibi negatif bir beta katsayısına sahip. Bu çerçevede exponential B değeri de yine gördüğünüz gibi birden küçük çıkmış. Bu şu anlama geliyor: uyku kalitesi arttıkça horlama olasılığı azalıyor. Bu anlamda uyku kalitesi bir birim yüksek olanların diğerlerine kıyasla horlama olasılığı 0,28 faktör daha düşüktür, daha azdır. Yine bu değerinde gördüğünüz gibi bir değerin içermemesi istatistiksel olarak anlamlı olduğunun bir göstergesidir. Burada son olarak dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi şudur. Burada gördüğünüz standart edilmiş beta katsayısı adı üstünde lojistik regresyon denklemini yazarken dikkate alabiliriz ama bu değişkenin göreli güçlerine karşılaşırken yanıltıcıdır. Tüm değişkenler aynı metrik düzeyde ise 0-1 şeklinde kodlanmışsa tabii bir bilgi verebilir ama farklı buradaki gibi hem sürekli hem süreksi değişkenler vesaire varsa bu yanıltıcı olacaktır. Volt istatistiği de bu değişkenin göreli güçlerine ilişkin bazen bilgi verdiği söylenebilir ama bu sadece bir test istatistiğidir. T değeri gibi göreli güçlerinin büyüklüklerinin karşılaşmak buna göre karşılaşmak da bazen yanıltıcı olabilir. Exponential B değeri de aslında buradaki beta katsayıların eksponansiyelidir. Yani o anlamda buradaki değerler de bu değişkenin göreli güçlerin karşılaşmada yanıltıcı olabilir. Örneğin uyku sürdürme sorunu 2,40, uyku kalitesi 0,28. Acaba hangisi de daha büyük bir güce sahip, horlama üzerine daha büyük bir varyans açıklıyor? Bunun için buradaki beta katsayının standartize hale getirmemiz gerekir. Ancak SPSS bu standartize hale getirmiş sonuçları sunmamaktadır. Buna dikkat etmek gerekir. Bazı akademik çalışmalarda burada bahsettiğim istatistikleri dikkate alarak değişken görülü güçle karşılaşılıyor. Ama hatalı yorumlar da yapılabiliyor. Bu anlamda SPSS'in bize standart sayıları vermediğini unutmamak gerekir. Ona göre dikkatli yorumlar yapmakta fayda var.